Anthrax Derneği adına herkese merhaba. Ülkemizin COVID-19'la mücadelesi sürerken, ön safta özveriyle çalışan sağlık çalışanları kayıp vermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun %3'ünü, tüm COVID-19 enfeksiyonlarının ise en az %14'ünü oluşturduğunu bildirmiştir. Buna göre dünyada her 7 COVID-19 hastasının biri sağlık çalışanıdır. 2019 Aralık ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini, her 10 COVID-19 hastasından birinin sağlık çalışanı olduğunu belirtmiştir. Bugün itibariyle Türkiye'de 28.138 kişiyi COVID-19 nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz. Bunların 380'i sağlık çalışanı. Bu demek oluyor ki Türkiye'de COVID-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden biri ne yazık ki sağlık çalışanıdır. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre yaşamını kaybedenlerin 166'sı hekim, diş hekimi, intern hekimdi. Hemşire, sağlık teknisyeni, paramedik 49 kişi yaşamını yitirirken ölen eczacıların sayısı 58. Yaşamını kaybedenlerin 345'i çalışıyordu, 33'ü ise emekliydi. Çalıştığı kurumun bilgisi bulunan 371 kişiden 209'u devlet, 162'si ise özel sağlık kuruluşlarında görevliydi. En genci 22, en yaşlısı 90 yaşındaydı. Özellikle kapalı alanlarda hastalığın bulaşmasında 4 ana faktörün diğerlerinden öne çıktığı anlaşılmıştır. Bunlar, kapalı alanın havalandırma düzeyi, kapalı alanlarda geçirilen süre, insan sayısı ve kullanılan maskelerin etkinliği olarak sıralanabilir. Hastanelerde salgını önlemekte alınan önlemlerin yeterliliği konusunda kaygılarımız bu sonuçlarla gözlerimizin önüne serilmekte. Sağlıklı çalışma ortamı çalışanlarına hastalanmayı önleyecek her türlü tedbiri almayı gerekli kılar. Türkiye'deki göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olan Türk Toraks Derneği'nin Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından yürütülen dernek üyesi sağlık çalışanlarında COVID-19 hastalığı ve özelliklerinin değerlendirildiği araştırmanın Haziran-Temmuz 2020 dönemi, yani birinci dönem sonuçları daha önce paylaşılmıştı. Aralık 2020-Ocak 2021 döneminde de aynı yöntemle araştırma tekrarlanmıştır. Anketlere verilen yanıtlara göre, Haziran-Temmuz 2020 döneminde %12.1 olan COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanı oranı, Aralık 2020-Ocak 2021 döneminde anlamlı oranda artarak %57.4 olmuştur. Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir. Tüm bu verilere rağmen sağlık çalışanlarına birçok sağlık kuruluşunda halen düzenli PCR taraması yapılmamaktadır. PCR duyarlılığının düşük olması da göz önünde bulundurularak PCR testine ek olarak semptom takibi ve gerekirse antikor taraması da yapılmalıdır. Sağlık çalışanları aileleriyle birlikte COVID-19 hastalığına yakalanmaya devam etmektedir. Hem ki anket döneminde de sigara içiyor olmak, astımlı olmak, yataklı serviste çalışma esnasında COVID-19 hastalığı olan hastayla temas öyküsü, iş arkadaşlarında COVID-19 öyküsü bulunması, bazı kişisel koruyucu donanımların örneğin önlük, iş tulumu, yüz koruyucu, siperlik ve gözlük kullanımında yetersizlik, iş dışı ve ev içi COVID-19 temas öyküsüyle aile bireylerinde COVID-19 öyküsü olması gibi faktörlerin COVID-19 hastalığına yakalanmakla ilişkili olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının çoğunlukla aileleriyle birlikte hasta olduğu düşünülürse, yakınlarının COVID-19 hastalığına yakalanma ve ölüm oranlarının da toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla olması kaçınılmazdır. Pandemi döneminin başındaki alkışlara rağmen damgalanma, ayrımcılık ve şiddetin hız kesmeden devam etmesine ek olarak ailelerinin hastalanması ve en nihayetinde yaşanan kayıpların sağlık çalışanlarının tükenmişliğini hazırlayan
en önemli faktörler olduğuna şüphe yoktur. Sağlık çalışanları tükenmektedir. Hizmet içi eğitimler ve psikolojik destek yaşamsal önem taşımaktadır. Sağlık çalışanları, hastalarının, arkadaşlarının, yakınlarının enfeksiyon ve ölümlerine tanık olmaktadır. Hastalanacakları ve ölebilecekleri korkusu yaşamalarına rağmen görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Haziran-Temmuz 2020 dönemine göre Aralık 2020-Ocak 2021 döneminde kişisel koruyucu donanım kullanımında azalma olduğu saptanmıştır. Pandeminin ilk aylarıyla kıyaslanınca bu donanımın temininin çok daha iyi olduğu görülmektedir. O halde bunun nedenleri tükenmişlik ve hizmet içi eğitim eksiklikleri olabilir. Ayrıca COVID-19 ile mücadelede ön saflarda çalışan göğüs hastalıkları, acil tıp, enfeksiyon hastalıkları, dahili bilimlere diğer branşların desteğinin gerekliliği, bu dönemin neden olduğu maddi ve manevi kayıpların tazmin edilmesi ve yaraların sarılmasına destek olunması çok önemlidir. COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak tanımlanması yolunda ve maluliyet, vazife maluliği gibi kavramlar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce atılan adımlar olumlu olmakla birlikte mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir. Nedensellik bağı aranmadan COVID-19 enfeksiyonu meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Toplumun hızlı aşılanmasında da sağlık çalışanlarının payı büyüktür. Sağlık çalışanlarının ve toplumun hızlı aşılanması pandemiyle mücadelenin olmazsa olmazıdır. Fakat aşılamanın verdiği güvenle maske kullanma, sosyal mesafe, temizlik ve diğer önlemlerde azalmak yaşanması ihtimaline karşı konuyla ilgili bilgilendirmenin devamı ve kontrolü gerekmektedir. SARS koronavirüs 2 virüsünün havadaki partiküller üzerinde uzun süre kalması ile ilgili araştırmaların artmış olması ise sağlık kuruluşlarının havalandırılmasının önemini ve kapalı alanlardaki önlemlerin artırılmasını gündeme getirmiştir. Bir an önce tüm sağlık kuruluşlarında havalandırmayı artıracak ciddi önlemlerin hızla alınması, çalışanlara sık sık PCR testi yapılarak bulaştırma durumunda olan çalışanın hızla ortamdan uzaklaştırılması, çalışma ortamlarında insan sayısını azaltan önlemlerin alınması ve istisnasız tüm sağlık çalışanlarına FFP2, FFP3 veya N95 düzeyinde maske sağlanması gerektiğini belirtiyoruz. Türk Toraks Derneği, COVID-19 pandemisinin üyeleri üzerinde her alanda yarattığı tahribatı yakından izlemeye ve çözüm yollarını araştırmaya devam edecektir. Bizler, özellikle araştırma görevlerimiz, asistanlarımız, yaşamak, yaşarken düzeltmek, insanca eğitim almak ve çalışmak istiyoruz. Türk Toraks Derneği Asistan Komitemizin çağrısıdır bu. Zorlu bir 6 yıllık temel tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık sınavı sonrası başlayan asistan hekimlik süreci, 3-5 yıllık zorlu bir eğitimin sonunda elde edilen uzman doktor unvanı ile tamamlanmaktadır. Bu süreçte tıbbın doğası gereği eğitimle sağlık hizmeti sunumu iç içe ilerlemektedir. Alana yoğunlaşan ayrıntılı bir teorik eğitimin yanı sıra usta-çırak ilişkisiyle uygulamalı şekilde zanaat öğrenilmesi hedeflenmektedir. Ancak üzülerek belirtiyoruz ki asistanlık eğitimine dair işleyiş bu tablodan çok uzaktır. Öğrenme ve verimli çalışma ancak uygun koşullar altında sağlanabilir. Nöbet ertesi devam eden mesai, kimi zaman 36 saati bile aşan çalışma saatleri, sayısı aylık 15'i bulan nöbet sayıları, asistan hekimlerin gerçekliği haline getirilmiş, herkesin bildiği ancak kanıksadığı bir olmazsa olmaz şablon olarak uygulanmaktadır. Yoğunluğa ilk kurban edilen asistan hekimlerin eğitime ve iş düzeni olmakta, asistan hekimler boşluk doldurmak için görevi ve yetkisi dışında görevlendirmelere maruz kalmaktadır. Performans dayatması, hekimle hastayı karşı karşıya getiren yönetimsel uygulamalar ve bunların sonucunda katmerlenen sağlıkta şiddet her geçen gün bu sorunu daha da büyütmekte. Pek çok asistan arkadaşımız ceplerinde istifa dilekçeleriyle çalışmakta, binbir emek ve hevesle başladıkları kliniklere umutsuz ve kırgın şekilde veda etmektedirler. Bu nedenlerle
asistanlık eğitimine başlayanların ancak kabaca %60'ı girdikleri bu eğitimi tamamlamaktadır. Sağlık, biyopsikososyal tam bir iyilik hali olmasına rağmen sağlık hizmeti sunan asistan hekimlerin sağlığı gözetilmemektedir. İtiraz eden, hak arayan asistan hekimler en iyi ihtimalle biz de geçtik bu yollardan denilerek geçiştirilmekte, dahası ceza nöbetleri, eğitim hakkının engellenmesi, artan baskı ve mobbing uygulamalarına maruz kalmaktadır. Ne yazık ki mobbing ve şiddet haberlerini farklı yerlerden, farklı branşlardan ve giderek katlanarak artan bir şekilde alıyoruz. Kurumlar, şehirler, branşlar değişse de ağır çalışma koşulları, hastane bölüm yönetiminin vicdanına bırakılmış iş düzeni ortaktır. Bu nedenle bireysel değil, toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız. Çözümü de toplumsal olmalıdır. Çalışma saatlerimizin, eğitim hakkımızın güvence altına alınması ve denetimi yapılarak yasaların uygulanması bir an önce sağlanmalıdır, diyor asistan arkadaşlarımız. Görev ve yetki tanımımız güvence altına alınmalı, personel eksikliği giderilmeli, asistan hekimlerin boşlukları doldurmak üzere görevlendirilmelerine son verilmelidir. Yıllardır hayal ettiği mesleğini en iyi şekilde yapabilmek için çalışan, bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın mücadele ettiği pandemide en önde görev alan, geleceğe dair umudunu diri tutmaya çalışan asistan hekimler olarak bu düzeni değiştirmeye gücümüz var, diyorlar. Tüm araştırma görevlisi arkadaşlarımıza, hocalarımıza çağrımızdır. Bunları hep birlikte değiştirebiliriz. Gelin sağlıklı çalışalım, yaşarken değiştirelim. Sevgi ve saygılarımızla.